Merkez Bankası'nın faiz politikaları konusunda son derecede farklı düşünen birisiyim. Ben bizim gibi ülkelerde bilhassa Merkez Bankası'nın politika faizi belirlemesini doğru bulmayanlardanım. Yükselse de doğru bulmuyorum, düşürse de doğru bulmuyorum. Ben doğru bulmuyorum. Benim kafamdakine göre bankalar Merkez Bankası'ndan borçlanacaksa arkadaşlar, piyasa şartlarına göre Merkez Bankası'na ihale olacak. Merkez Bankası diyecek ki kardeşim istiyor musun para? İstiyorum. Yüzde kaç faiz veriyorsun? %8 faiz. Yok olmaz. Piyasa faizi %58. Alırsan diyecek. Bu bana göre böyle. Zor. Olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Bu düşüncemden de vazgeçmem. Çünkü ben liberalim. Ekonomide liberalim. Demokratım. Aynı zamanda da gelir dağılımında sosyalistim. Bizim Merkez Bankası'nın en son aldığı kararda da bu açıdan baktım. Dedim ki doğru değil. Ama yanlış da değil. Bunu tabii bana soruyu gönderen arkadaşa cevabını vermiyorum. Kendi kendime o soruyu okuduğumda kendime cevap veriyorum. Mahfi Eğilmez Hoca'nın o çok güzel, muhteşem kendime yazılarımda olduğu gibi. Kendi kendime cevaplıyorum soruyu yattığım yerde. Doğru değil diyorum. Çünkü bu %25'e çıkan politika faizi hiçbir yarar sağlamaz. Bir hastaya 1.000 miligram ilaç vermeniz gerekiyor. Ama siz tutuyorsunuz hastaya 500 miligram ilaç veriyorsunuz. Etkisi olmaz mı? O anda olur, kısa sürer, geçer gider. Haliyle 1.000 miligram o ilacı vereceksiniz. Yanlış mı derseniz, yanlış da demem. Neden? Çünkü piyasaya baktığınız zaman reel faiz dediğimiz enflasyonla mevduat faizi arasındaki fark acayip yüksek. Hedeflenen enflasyon %58, gerçekleşmiş yıllık enflasyon, Temmuz enflasyonu %48, Merkez Bankası'nın politika faizi %17,5. Olmaz. Olmaz, 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 olmaz. Bu da yanlış. Haliyle siz bu faizi bu kadar artırırsanız yanlış olmuş olur. Evet, belki biraz demagoji gibi gelecek kimilerine ama hayır, demagoji değil. Lütfen sağlıklı düşünelim. Her zaman söylüyorum. Hayrul umuri efsatuha. Siz uygulamanız gerektiği kadar kararı uygulayacaksınız. Dozajı uygulayacaksınız. Hekim size günde 300 miligram bilmem işte kan sulandırıcı içecek siz demiş ise siz 300 miligram o kan sulandırıcı içeceksiniz. Ya ben 10 miligram içsem gözümde kanama yaptı. Olmaz. İçeceksiniz. Birinden birini tercih ederken diğer taraftan da gözünüzdeki kanamanın başka sebeplerini öğrenecek, göz doktoruna gidecek, ondan da o konuda bilgi alacaksınız. Gözümün 20 senede, 15 senede, 20 senede kanaya kanaya bazı daha büyük hasarlar olması mı? Yoksa hiç anlamadan pat diye gitmek mi? Değil mi canlarım? Ekonomi de böyle. Doğru karar alacaksınız. Ölçülü karar alacaksınız. Hepiniz artık herhalde biliyorsunuzdur ki Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kader ya da Arapça kader kelimesinin gerçek anlamı bize anlatılan gibi değil. Kaderin gerçek anlamı Arapçada da Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği anlamı ölçü demek ya. Kader bir ölçüdür. Yani aslında inananlara söylüyorum bunu. Asıl olan geleceğinizin tamamının Allah tarafından planlandığı düşüncesi değil. Geleceğinizi siz planlayacaksınız ama bunda ölçüyü mutlak surette takip edeceksiniz. Ölçünüz olacak. İfrat ve tefrit demiş. Yani ne çok fazla ne çok eksik. Hayvansal gıda hiç almayacaksın. Hayır. Hayvansal gıdayı çok alacaksın. Hayır. Ölçüsünde alırsan hiçbir zararı yok. Merkez Bankası'nın faiz konusundaki aldığı karar bu açıdan doğru da demiyorum, yanlış da demiyorum. Ama çok daha önemli bir şey söyleyeyim ben size canlarım.
Merkez Bankası bu faiz artırımı yaparken hedefi neydi? Bu bir karardır. Her karar bir hedefe varmak için alınır. Merkez Bankası bu kararı aldı, fiyat istikrarını hedefledi. Değil mi? Öyle değil mi? Öyle olması gerekiyor. Peki, güzel. Demek ki hedef fiyat istikrarı. Alınan karar ile hedef arasındaki mesafe gidilecek yol. Merkez Bankası ve elbette beraber çalıştıkları için Maliye ve Hazine Bakanlığı ekibi, ekonomi yönetimi, şu anda Türkiye'deki ekonomi yönetimi, birisi Merkez Bankası bürokrasisi, başkan ve yardımcıları ve yönetimi, diğeri Maliye Bakanı ve bürokrasisi. Bu ekip. Yol neydi? Merkez Bankası'nın aldığı karar ile Merkez Bankası'nın varmak istediği hedef arasındaki mesafeydi. Şimdi Merkez Bankası başkanlığı ve yönetimi, daha doğrusu, ile Hazine ve Maliye Bakanlığı o hedefe varmak için bir yol gidecek. İyi de bu yolu giderken o yolu onlarla gelmeyecek olan ama her adımlarını kontrol altında bulunduran bir büyük abi var. Big Brother. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Demek ki burada hedef çok da önemli değil. Daha önce birkaç kez söylemiştim. Kimin olduğunu bilmiyorum yani. Kimin sözün kime ait olduğunu bilmiyorum. Benzer bir söz gerçi Mevlana'da da var ama tam uyar mı uymaz mı bilmiyorum. Fakat hepimiz bizler Mevlana nasıl başkalarından ilham aldıysa, başkaları nasıl Mevlana'dan ilham aldıysa, Mevlana'dan ilham alanlardan da başkaları ilham almış olabilir. Söz şöyleydi. Daha doğrusu diyalog şöyleydi. Çekirge dediğimiz küçük öğrenci hocasına soruyor. Hocam, gidilecek yol mu önemli, varılacak hedef mi önemli? Bilge kişi cevap veriyor. Çekirge diyor. İkisinden daha önemli olan şey yolun kiminle gidileceği. İşte ben Merkez Bankası kararlarını bu nedenle pek de ciddiye almıyorum. Bu yol kiminle gidilecek? Recep Tayyip Erdoğan'la gidilecek ama Recep Tayyip Erdoğan yolculuğa bizzat eşlik etmeyecek. Yani o yorulmayacak. O çileleri, acıları gerekiyorsa çekmeyecek. O sadece izleyecek onları. Diyecek ki yeri gelecek. Bir dakika, durun. Mehmet Şimşek diyecek ki Sayın Cumhurbaşkanım niye duralım? Hedefimize giden yol bu yol. Hayır, şu sağdaki yoldan gidin. Ama Sayın Cumhurbaşkanım o yola saparsak hedefimizden çok uzaklaşırız ve asla gidemeyiz. Hayır. Ne yapacak Mehmet Şimşek? Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım ne yapacak? Ya. İşte onun için diyorum. Bugün Türkiye'de alınan hiçbir karar ve hedeflenen hiçbir varım noktası başarılamaz. Neden? Yukarıdan gözetleyen var. Yukarıda bir emredici var. Bir hüküm koyucu var. Yıllarca memleketi faiz sebep enflasyon netice isimli bir zırvayla yönetti, yönettirdi ve 2 senemiz yandı gitti, kül oldu. Bu arada da 200 milyar dolarımız bedava fiyattan satıldı. Birilerinin eline geçti. Kim bilir, belki de çok büyük ihtimalle şu anda böyle bir yüksek faiz artırımı bir nevi birilerinin cebini doldurmak için yapıldı. Birilerini paniğe kaptırıp, biraz ufak yatırımcıyı paniğe kaptırıp dolarlardan, dövizden çıkmalarını sağlamak, döviz fiyatları gerileyince de o en alt noktadan toplamak. Nitekim yine biraz yukarı çıkmaya başladı. Yani canlarım, anlatmak istediğim şu: Merkez Bankası Başkanı ya da Maliye ve Hazine Bakanı İstedikleri kadar karar alsınlar, istedikleri kadar hedef belirlesinler. Bu kararla hedefe varılacak yol Recep Tayyip Erdoğan'la yürünecek kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan'la yürünecek hiçbir yol doğru yol değildir. Çünkü her an, her dakika, her saniye, her saat neyse o yoldan sapılacaktır. Sapılmama ihtimali sıfırdır. E peki şimdi
Böyle mi kalacak bu faiz oranları? Ve büyük ihtimalle böyle kalacak. Önümüzdeki ay 7,5 puan daha artacak hali yok. Artmalı mı? Artacaksa bankalar tüketiciye bir kuruşluk kredi vermeyecek bu şartlarda. Krediyi veren bankalar yıllık %20, yıllık %25 diyelim faizle kredi verdiler. Enflasyon arada fark var. Yaklaşık %25 şimdilik öyle alalım. Merkez Bankası bu %25'lik, şimdiki %25'lik faiz farkını bankalara ödeyecek. Yani bankaları sübvanse edecek. Merkez Bankası onları doğrudan sübvanse edebilir mi? Teknik olarak etmeyebilir, edemeyebilir. O da Merkez Bankası da bunları hazineyi borçlandıracak. Hazineye verecek. Hazine de oradan bankalara bu miktarda sübvansiyonu sağlayacak. Bir yılda 1 trilyon liralık, önümüzdeki bir yıl içinde 1 trilyon liralık yatırım şartı ile kredi. Yatırım, yeni yatırım. Bakınız tekrarlıyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Yeni yatırım şartıyla katma değer yaratan ihracata yönelik veya gıda, tamamen gıda sektörünü, halkın sosyal ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek konularda yapılacak yatırımlarda sübvansiyon verilecek. 1 trilyonda 250 milyar lira yapar. Yahu biz 250 milyar lirayı Türkiye'de gerçekten halk için harcayacak bir hükümete ben şahsen en güçlü desteğimi veririm. Kur korumalı mevduat dedikleri kaka mevduat yüzünden yaklaşık 500 milyarımız gitti ya. 500 milyar liramız gitti. Canlarım benim. Bakın dönün bakın. O 500 milyar neler yapılmazdı. Neler. Ama 300-500 bin kişinin eline geçti. Hadi 1 milyon kişinin eline geçti. Öbür tarafta benim dediğim şekilde yapılabilecek bir operasyonda, bir destekte müthiş. Emini mümine tercih edeceğiz diye her zaman söylüyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu üretememek. Üretmek için ne yapmak lazım? Yatırım yapmak lazım. Yatırım yapmak için ne lazım? Finansman kaynakları lazım. O kaynak yok. Aslında o kaynak var. Ama o kaynağın önemli bir bölümü bankalarda döviz hesaplarında yatıyor. Şimdi bu yükselen faizlerle o kaynakları kullanmak da mümkün değil. Çünkü çok pahalı ve ben yatırımcıya hak veririm. Ama öbür türlü olursa devlet ya da hükümet Merkez Bankası hazine ortaklığında ve hükümetin belirleyeceği konularda, bilhassa tabii ki bu, bilhassa gıda konularında sübvanse edilebilecek kredilerle yatırımın, istihdamın, üretimin teşvikidir. O yatırımlar üretime dönüştüğünde o üretimden elde edilecek gelirden, istihdam vergisinden yani muhtasar beyannamelerden gelecek vergilerden, gelir vergilerinden, özel tüketim vergilerinden elde edilecek para inanın 1 trilyon lira için yapılacak 250 milyar liralık sübvansiyondan çok daha fazlasını getirip hazineye iade edecektir. Yaparlar mı? Yapmazlar. Hele Erdoğan katiyen yapmaz. Ya Erdoğan'ın halkın refahını arttırayım, halk rahat etsin, garibanlar. Öyle bir derdi yok ya, öyle bir sorunu yok Erdoğan'ın ya. Erdoğan'ın çevresinde kenetlenmiş, hatta keneleşmiş az sayıda insan var, kişi var. Bir de Erdoğan'a bu konularda akıl verenler var. Şimdi bana hak verdiniz mi? Erdoğan ekonomi bilmez dediğim için bana kızanlar. Verdiniz mi bana hak? Erdoğan ekonomi bilseydi böyle mi olurdu? Geçen sene nas var nas deyip faiz artırımı ben burada olduğum sürece olmayacak diyen Erdoğan faizlerin şimşek gibi birden yukarıya çıkmasına izin verir miydi? E niçin veriyor? Bilmediği için veriyor. Bunu yapıyorlar onu yapıyor. Onu yapıyorlar onu yapıyor. Onu yap bunu yap diyenler de milletin, fakirin, fıkaranın, devletin sırtından milyarlarca 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 dolar ya da TL, trilyonlarca lira paralar kazanıyorlar. Oysa benim dediğim yapılırsa o para halka gidecek. Halkın lehine kullanılacak. Erdoğan halkın lehine kullanılacak olan o parayı o bir seneyi göz alıp da yapmaz.
Yaparsa hem ülke hem vatandaş kurtulur. Ama Erdoğan ya seçimi kaybedersem diye düşünüyor. Ya korkma Sayın Erdoğan. Korkma ya. Öyle bir muhalefet var ki karşında beyefendi. Sana seçim kaybettirmez. Sen kaybedeceğim desen kaybettirmez. İşte hep beraber gördük. Hele CHP'li seçmenler. Siz kaybedeceksiniz diye beyefendi kara kahır bağlarlar hemen. Onun için merak etmeyin. Bilhassa CHP'li ve İyi Partili seçmenler size bu seçimi yine kazandırırlar. Ama siz gelin benim dediklerimi yapın. Bugüne kadar benim dediklerimin birini bile uygulamadınız. Ama size akıl veren ortodoksları da dinlediniz, heterodoksları da dinlediniz. Bir tek Memduh Bayraktaroğlu'nun dediklerinin hiçbirisini yapmadınız. Ya bir seferde bu önümüzdeki 8 ay içinde benim dediklerimi yapınız. Ve tabii devamında da. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.